Evet haberimizde detayları inceledik değerli izleyenler. ko attığı 10 golü 34 yaş ve üstü futbolcu arasında zirveye çıkmayı çıkmayı hmm. başardı. Fanatik gazetesinde de onunla ilgili bir başlık vardı bugün. Saha içindeki patron Fenerbahçe adına evet. diyorlar. Yani maestro gibi oynuyor. Evet. Şöyle söyleyeyim. Birincisi oyuncunun 34-35 yaşlarında olduğunu daha doğrusu bu yaşın grubunda bu yaş grubunda olduğunu Fiziksel olarak ortaya koymak mümkün değil. Yani 30 yaş altında bir oyuncu fiziğine sahip olduğu bir gerçek. Ve kendisine çok iyi bakmış. Ve Fenerbahçe Kulübü de şu anda Jeko'ya çok iyi bakıyor. Bu bence çok kıymetli bir şey. Çünkü şimdi insan vardır 25 yaşında 40 gibi gözükür. Fiziği 40 gibidir. Hareket edemez. merdiven çıksa yorulur. İnsan vardır 40 yaşındadır. 10 kat çıkar, 25'lik gibidir. Kolay kolay nefes nefese bile kalmaz. Fiziğini korumuştur ve fittir. Ceko işte bu ikinci örnekte gibi. Yani insan bedenine ne sağlarsanız insan bedeni o şekilde kendini Hı -hı. biçimlendirir. Ve ona göre adapte olur. Ve sınırları yok bu işin. Evet. Ve bunu yaparken de kontrollü yaparsanız da bir sakatlık problemi yaşamazsınız. Ve Ceko da hem kontrollü bir şekilde gidiyor hem de kendi fiziğini iyi tanıdığı için de kendini nereye kadar geliştirebileceğini çok iyi e, biliyor. Fenerbahçe bu transferi yaparken aslında bir risk alıyor gibiydi. Yani yaş olarak yüksek bir yaş, işte sakatlanma riskleri vesaire. Ama o dönemde ifade ettiğimiz konu, bu yaş grubundaki oyuncuları alıyorsanız fiziksel performans verilerini de menajerinden ve kulübünden ya da talep etmeniz gerekiyor. Muhtemelen Fenerbahçe bu talepler sonrasında incelemelerini yapmış ve fiziksel olarak yeterli olduğunu ve iyi olduğunu gördükten sonra kadrosuna dahil etmiştir Cekon'un ve bu çizgi böyle devam eder. Sende bir soru işareti olmuş muydu o transfer döneminde? Çünkü Ceko ile ilgili belki de e, olumsuz olarak konuşulan tek konu yaşıydı. Bendeki yorum buydu. Hı hı. Yani ben hiçbir insanı işte 40 yaşında almayın, 70 yaşında yapmayın falan diye bakmıyorum. Hı hı. İnsanın aklı ve fiziği yerindeyse ve bu konuda kendisini kontrol edebiliyorsa... O zaman her oyuncu her yaşta bu dönemde özellikle Hı -hı. gelebiliyor. Çünkü bilimin ilerlemesiyle birlikte o 40 yaşlık oyuncuların büyük bir bölümü 30 yaş altına indirdi fiziksel yapısını zaten. Evet, evet. Önceden 30 yaşındaki oyuncular futbolu bırakırken şimdi 40 yaşında hala kontrat imzalayan oyuncular var. Hı -hı. O dönemde bu yorumu yapmıştım. Yani oyuncunun yaşı evet bir soru işaretidir ama bu soru işaretini ortadan kaldırmak için de yeterli bilimsel çalışmayı yaparsa Fenerbahçe... Anlaşmayı sağlar ve performans da alır demiştim ki son finalde şampiyonlar liginde oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz evet. ve performans da alıyordu zaten takımları. Kesinlikle. Şimdi ara transfer dönemi adına. En çok konuşulan bölgelerden biri stoper ve altı numara transferi evet, ama hücum hattını şöyle bir konuşursak e, son haftalarda da düşen bir performans var Hı. ve orada Ryan gitme ihtimali, King'in gitme ihtimali konuşuluyor. Sence o bölgede bir takviye ister mi? Eğer ki performansları yükseltmeyi başaramazsa hoca çünkü <laughs> devre arasında daha vakit var, maç da var evet. ve bazen bir oyuncunun birkaç maç içerisinde kendisini e, yeniden bulduğunu görebiliyoruz Hı. ve şu an mevcutta Ryan Kent'ten performans alamıyorsunuz. <laughs> King'den de tam anlamıyla bir performans çıkmıyor ama bu alamayacağınız anlamına da gelmiyor. Eğer İsmail Kartal'ın elinde bu konuda bir formül yoksa <laughs> o zaman evet oraya bir takviye isteyecektir hoca. Ki zaten Ryan Kent transferi de hocanın Fenerbahçe'ye imza atmasına çok daha önce gelmiş bir transferdi evet. ve o dönemde e, soru işaretleri aslında Ryan Kent'te daha fazlaydı Czechoya göre. Çünkü daha takımın ne oynayacağı belli değilken hocanın kim olduğu belli değilken. Böyle bir kadroya geliyorum bilinmeze demesi... Bilinmeze geldi biraz. Evet. Yani çok bilinmeze geliyorsunuz hı. ve insan şunu sorguluyor. Neye göre geldin? Hı hı. Kime göre geldin? Para için mi geldin? Değil mi? Yani şimdi karşındaki takımın ne oynayacağı belli değil. Kimle oynayacağı belli değil. Transferlerde ne yapacağı belli değil. Hocanın ne isteyeceği belli değil. Hı hı. Sadece ligde güçlü bir takım olduğu biliniyor. Tek bilinen bilin bu. Musun? Yani tek bilinen şampiyonluk hedefinde. Hı hı. Peki yeterli bir sebep mi? Değil. Bunu değil. ifade ettik. Bugün de zaten... Tablo bunu gösteriyor çünkü hı hı. şu an Ryan Kent, İsmail Kartal'ın oynamaya çalıştığı oyuna adaptasyon hı. problemi yaşıyor. Hala da. Ama gün gelir, daha devre arası transferine çok vakit var. Hı hı. Geçen sezon Osterwold'de nasıl Jesus'un sistemine uyum sağlamakta zorlanıyorsa hı hı. ve kendisini bulamıyorsa, vasatın altında kalıyor ve bu sene İsmail Kartal'la birlikte küllerinden yeniden doğmuş durumdaysa, aynı şeyi Ryan Kent de sezonun ikinci yarısında yapabilir. Ama bu tamamen kulübedeki doktorun yani... Reçete yazanın yani Hı -hı. İsmail Kartal'ın elindeki formüle bakar. Hoca bu oyunculardan performans almanın yolunu yordamını biliyorsa devam edilmesi lazım. Aynen öyle. Ama mecburiyetlere bakarsak Hı -hı. 6 numara şart gözüküyor. Hı -hı. Super transfer bu takıma şart gözüküyor. Peki e, şimdi bir de Tadiç konuşalım. Aslında kanatlardaki oyuncuları biraz Hı -hı. konuşmak istiyorum Tabii. seninle. Hem Tadiç hem İrfan Can Kahpeci ki sağ tarafa da e, sakatlıkları iyileşen oyuncular da yavaş yavaş gelmeye başladı. Ama o ikiliye çok alıştık. Doğru. Fenerbahçe de çok alıştı. Orada bir değişiklik istiyor mu sence artık son Hı -hı. haftalara da bakınca? Şöyle İrfan'ın e, e, eğer ki Fred yeterli durumda değilse Hı -hı. merkez orta sahaya çekilip orta saha planlamasına bir değişikliğe gidilme ihtimali olabilir. Evet. Bu tamamen yine bu milli arada Fret ne durumda ee, ona bakacak bir durum. Yani e, zaten mesela şu an ölümde Hürriyet gazetesinin haberi Hı -hı. var. Dönüş şansı %50 evet. şeklinde bir haber var. E, Asıl hedef Sivas spor maçı şeklinde. Şimdi eğer Fret dönemiyorsa merkez çok ciddi aksadığı için oraya belki de Hı -hı. daha önce akademik eğitimine 6-8 yani merkez orta sahada da almış olan bir e, İrfan'ın oraya çekilme ihtimali yüksek olasılık. E bu da orta sahada bir alan açacak ve İsmail Kartal o bölgede yani orta sahasında hı hı. başka planlamalar geçebilir. Peki sakatların durumundan bahsedelim biraz. Freddi sana söyledim hı hı. bugün manşetlerde de vardı. E, Sivas spor maçına yetişme ihtimali yüksek gözüküyor. E, muhtemelen bu haftada dönebilir dendi ama kendisi için tabii Fatih Karagümrük maçı için e, durumu henüz belli değil. Ciku'ya gelelim. Tabii. Ciku için de Sivas spor maçını bekleyebilir İsmail Kartal denen var çünkü bir kırık vardı oyuncuda normalde bu sakatlığın daha uzun sürmesi gerekirken süreç daha iyi gittiği de söyleniyor. Ciku için Serdrez'i kadroda görmek e, sürpriz olmayabilir bu hafta bizim için ama yine en önemli oyuncularından aslında yoksun çıkacak sanki. Babakar evet. Baba karşı Fatih Karagümrük maçına Fred, Ciku ve Bekao diye düşünürsek. Fred'in olmadığı son üç maç iki <laughs> yenilgi bir beraberlikle bitmiş durumda ve bu iki yenilgi bir beraberliğin aldığım olan maçlarda sadece Fred yoktu. Hı hı. Arkada savunma da yine eksikti. Evet. O savunmanın eksikliğini bir türlü kapatamadı Fenerbahçe. Adana Demirspor maçında bir nebze olsun rakibe pozisyon vermeyen bir takım görünümünü vardı. Ama Ludogorets ve Trabzonspor maçlarında tam anlamıyla hı hı. rakibin baskısı altında kalmış olan bir Fenerbahçe gördük savunmada. Problem yaşayan. Bu yüzden de saydığımız oyuncuların Cikusudur, işte Fredidir. Bu oyuncular takımı bence %40'ı. Neden %40'ı? Bulundukları pozisyonu Ayağa kaldıran oyuncular. Hı. Merkez orta sahada Kifret. Oradaki merkez oyununu toparlayan bir lider. Evet. Arkaya geliyorsun Ciku. Yine savunma hattını dizayn eden oyuncu profili. Ve bu adamların olmayışı iki mevkinin çok ciddi aksamasına sebebiyet veriyor. Ve hı hı. Fatih Karagümrük de azımsanmayacak kadar iyi bir futbol oynuyor. İyi düzeydeler. Ve oynadıkları bu oyun içerisinde de rakiplerine çok fazla... Rakiplerine karşı pozisyon şansı bulan bir takım. Şimdi karşınızda sizi bekleyen... Sizi savunmaya çalışan bir takım olmayacak. Evet. Size karşı atak yapacak, mücadele edecek ve kazanmak için sahaya çıkacak bir kara gümrük olduğu için de hı hı. muhtemeldir ki merkeze çok fazla oyuncu girişi yapacak kara gümrük. Aynen öyle. Şimdi bunu frenleyebilme şansınız mevcut düzende Fred yokken çok fazla yok. Hı hı. Ve gördük ki hem Trabzon hem Luda Göres iki maçta da çok rahat bir şekilde elini kolunu sallayarak Fenerbahçe ceza sahasına girişler yaptılar. Evet. Ve bu girişlere baktığımızda eğer ki Karagümrük karşısında Adana Demirspor maçındaki gibi daha konsantre, daha dikkatli bir savunma hattı olursa evet bir nebze daha iyidir ama Ludogorets ve Trabzon maçlarındaki savunma hattı olursa Fatih Karagümrük'ün bulacağı epey bir pozisyon olur. Peki BK o kesin yok. Cikun'un da riske edilmemesi düşünülüyor. Hı hı. Siva Özellikle e, Fatih Karagümrük maçı için ama Serdar Aziz adına umutlu takım. Diyelim ki var. Tamam. Ceydun ve Samet'e yer veriyordu stoper hattında. Serdar geldiği an acaba oradaki bir ikili kenara alır mı? Yani muhtemelen e, Samet devam edecektir diye düşünüyorum. Yani osterbolde mevkisi mevkisine oldu. geçecektir. Hı hı. E, Samet'le Serdar ikili yapıp osterbolde sola geçip Böyle bir planlama muhtemel hı hı. yapılabilir gibi Ferdi gözüküyor. Ferdi'yi solda gördü, görmez miyiz? Ee, Ferdi belki de sağ tarafta. Yani hı. bunu tamamen şu anda öngörmek kolay tabii, değil. Tabii. Ama e, takımın dönecek oyuncularına göre değişecek. Ferdi'yi biraz milli takımdaki soldaki performansına oranla söylemiştim. E soldaki performans da Ferdi'nin biraz hı. aksadı da aynı zamanda. Yani %50-%50. Yani yenilen gollerde ayakta uyudu. Şimdi Galler maçı ilk gol. Hı hı. Örneğin gibi. Yani Almanya burada, maçında daha iyiydi tabii. Almanya maçında çok daha iyiydi. Şimdi burada ferdinin de iyi olduğu kötü olduğu, iyi gününde olduğu, kötü günde olduğu, tabii ki zamanlar olacak. Aynen. Bu tablo altında da ben Fenerbahçe'nin birkaç gün içerisinde ancak ki zaten maç günü karar verileceği ile alakalı da haber metinleri var bir taraftan evet. gazetelerde. E, şu an için çok erken bazı oyuncularla ilgili durumu söylemekte. çünkü bu tamamen sakatlar dönecek mi, dönmeyecek hı hı. mi? Bir de dönen nasıl dönecek? Şimdi Serdar dönecek diyoruz. Nasıl dönecek? Evet. O ilk dönüşler de biraz zor Yani fiziğken ne mi? durumda dönecek? Bunlar da belirleyici olacak bir tarafta. Hı hı. Çünkü uzun bir süre evet, e, maç eksiği var. olunca. Ve çok iyi de dönseniz bir aksaklık olabiliyor. Neredeyse hiç oynamadığı bir tandemde oynayacak. Evet bile. aynen öyle. E, Fenerbahçe ile ilgili bir de Crespo'ya değinelim. E, Fenerbahçe TV'ye özel bir röportaj verdi değerli izleyenler. E, taraflarımıza şunu söylemek istiyorum. Biz şampiyon olacağız dedi. E, net konuştu. E, buradaki üçüncü sezonu olduğundan bahsediyor. Ve özellikle o dönem de birçok büyük oyuncuyla da çalıştığına uğurlu yaptı. Sence Crespo'nun dönemleri nasıl geçti? Yani dalgalı denizli. Hatta hala sezon başında ayrılma ihtimalinden bahsedildi, son anda sakatlar vesaire yapılamayan transferler sonrasında Hı. devam kararı gibi durumlar oldu. Ama dalgalı denizli. Hala da mesela biz şu anda kadro planlamasından bahsederken çok fazla Crespo'dan anamıyoruz. Yani daha evet, ilk planda söyleyemediğimiz isimlerden bir tanesi durumuna geldi ve. Fenerbahçe'deki oyun ezberini ya da son 3 sezonda Fenerbahçe ile yaşadıklarını gerçekten de herhalde kariyerinde hiçbir takımda yaşamamıştır. Kaoslar, değişen teknik adamlar, değişen onlarca futbolcu, değişen oyun bunların hepsini düşündüğümüz zaman onun adına kolay bir dönem geride kalmıyor şu anda. Evet. Ve Fenerbahçe kariyeri de dediğim gibi muhtemeldir ki sezon başı transferler merkezde özellikle istenildiği gibi olsaydı Crespo'nun kariyeri başka yere evrilebilirdi.